Merhaba ben Enes. Bugün TVS yani tam kablosuz kulaklıklar telefonumuz ile nasıl eşleşir veya eşleşmesi gerekir ve bununla alakalı kullanım senaryolarında oluşabilecek olan sorunları ve çözümlerine değineceğiz bu videoda. In head, call me, call me, I... Kanalımda incelediğim Bluetooth kulaklıkların incelemelerini izlemek için yukarıdaki iyiye basabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Bu tarz kablosuz TWS kulaklıkların eşleştirmeleri bu tarz boyun asılabilen veya bu tarz tek olan kulaklıklara göre eşleştirmeleri biraz daha farklı oluyor. Bunun sebebi de iki kulaklığın da kablosuz olması. Şimdi ilk önce telefonumuzla bu tarz TWS yani tam kablosuz kulaklıkların nasıl eşleştirmemiz gerektiğine bir bakalım. Burada şu şekilde iki farklı kullanım senaryosu olabilir. Tam kablosuz kulaklıklarda genelde çoğunda yerinden kaldırdığımız anda direkt kulaklıklar açılıyor. Ondan dolayı kaldırırken ilk önce sağ kulaklığı kaldırıyoruz. Yerinden aldığım gibi gördüğünüz gibi lamba yanıp sönmeye başladı. Buradan QCT3 modeline bastım ve şu an bulunabilir modda gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönüyordu ve eşleşti. Direkt bu bununla bağlandı. Şimdi bunu tekrar diğer soluda kaldırdığım zaman Gördüğünüz gibi ufak bir melodi gibi bir şey çaldı. Yani sol sağa eşlendi. Bunu şu şekilde düşünüyoruz. Kulaklıkların sağ olan telefonumuzla eşleşiyor, sol da sağla eşleşiyor. Burada ilk önce sağı aldığımız zaman telefonumuzla eşleşiyor ve herhangi bir karışıklığa mahal vermiyor. Ekstra şöyle de yapabiliriz. Bunu da mesela T2C modelinde o şekilde yapalım. Bunların ikisini de yerinden aldım. Şöyle gördüğünüz gibi ikisini de yerinden alıp da da kullanabilirsiniz. İkisini yerinden aldığımız zaman sol taraf yine fabrika ayarlarında olduğu için otomatikman sağ tarafla eşleşiyor. Ve sağ tarafta şurada gördüğünüz gibi bulunabilir modda bir ışık yanıyor. Hatta şöyle bir daha bir yerine koyayım. Bakın şimdi şu şekilde. İkisini de yerine kaldırdığım zaman. Bakın beyaz sol tarafta beyaz olan yandı. Yandı ondan sonra direkt hemen söndü. Çünkü sağ tarafa eşlendi. Buradan da Gördüğünüz gibi sağ taraf gene bulunabilir modda. Buradan yine telefonumuzdan gördüğünüz gibi R yani right sağ olan modeli eşleştiriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi sağ direkt eşlendi ve kullanıma hazır bu kulaklıkta kullanıma hazır. Şurada da Xiaomi'nin AirDots Pro modeli var. Bu Pro modelin eşleştirmesi biraz daha diğer modellere göre farklı. Burada yandaki düğme var. Yandaki düğmeye bir iki üç tane basılı tutuyoruz. Şurada gördüğünüz ışığı yanıp sönüyor ve bulunabilir moda geliyor. Şuradan gördüğünüz ona da basalım. Mi True Wireless. Evet bu da otomatikman eşleşti. Bunu da kaldırdığımız zaman yerinden gördüğünüz gibi direkt lambaları yanıyor. Bu biraz daha kolay diğerlerine göre. Direkt otomatikman iki kulaklık da eşleşti telefonumuzla. Telefonumuzla kablosuz kulaklıkları eşleştirdikten sonra ne gibi sorunlar olabilir? Bunlara geçelim. Şimdi mesela diyelim kulaklıkları biz tek olarak kullanmak istiyoruz. Sağ tarafı tek olarak kullandık. Sağ tarafın şarjı bitti. Sol tarafı tek olarak kullanmak istiyoruz. O zaman üstünden bu solu kaldırıyoruz. Yanıp yanıp başlayana kadar basılı tuttum. Bu ne anlama geliyor? Bu şu an bu kulaklık bulunabilir bir konumda olduğunu gösteriyor. Bunu da bu şekilde kullandık diyelim. Ondan sonra tekrar biz şimdi sağa aldığımız zaman yerinden sol sağa bağlanmayacaktır. Burada kulaklıkları fabrika ayarlarına getirmemiz gerekiyor. Yani bu Fabrika ayarlarını bir kere öğrendikten sonra eğer herhangi bir karışıklık olduğunda direkt tekrar fabrika ayarlarını getirdiğiniz zaman yine bu otomatikman sağ ana kulaklık, sol da diğer kulaklık olmak üzere sol sağ otomatikman bağlanıyor. Kulaklıkların resetleme kısmına gelecek olursak incelemelerde ben her kulaklık için resetlemeyi gösteriyorum. Burada da göstereyim ki genelde de çoğu kablosuz kulaklıkta kulaklıkla yerine kaldırdığımız zaman bu şekilde ikisine birden basılı tutuyoruz ve kulaklığı modeline göre değiş göstererek 20 ile 40 saniye arasında basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bu lambalar da söndü. Şu an bu kablosuz kulaklık mesela sıfırlandı. Şuradan gördüğünüz TKC modelini de sıfırlayalım. İlk kulaklığı da kapalı konuma getiriyorum. Yine bu Redmi'nin AirDots modeli de o şekilde. Şimdi bu kapalı konumdayken basılı tutuyorum. Işıkları yandı. Bulunabilir moda geçti ikisi birden. Ve gördüğünüz gibi ikisi birden de söndü. Şu anda bunu da sıfırlamış olduk. Yani bu tarz eğer tek kullanım senaryolarında veya telefonunuzdan herhangi bir sorun olduğu zaman da bu şekilde kulaklıkları resetleyerek de fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Yine bazı durumlarda telefonumuzun bluetooth kısmına gelip Oradan Bluetooth'u unut da demeniz gerekebiliyor bazı kullanım senaryolarında. Yine bazı kulaklıklarda solda bazen kesilmeler olabiliyor. Bunun en büyük sebebi kulaklıkların şarjının azalması. Kulaklıkların şarjı azaldığında bu tarz bir problemin olması normal. Yani şarjı azaldığı zaman bu tarz bir sorun olabiliyor çoğu kulaklıkta. Ekstra şöyle de bir durum olabiliyor. Telefonumuzu arka cebimize koyduğumuz zaman veya bir miktar uzaklaştığımız zaman yine bu kesilmeler olabiliyor kulaklıkları kapatırken de çoğu modelde bir tanesine basılı tuttuğumuz zaman direkt otomatikman ikisini birden kapatıyor. Ama eğer elinizdeki modelde tek tek kapatma özelliği de varsa ilk önce soldaki kulaklığı kapatırsanız bu senkron sorununu da önlemiş olursunuz. Yani kısaca bir özet geçecek olursam sağlıklı bir kullanım senaryosu için ilk önce bu kablosuz kulaklıkların sağını kaldırıyoruz. Telefonumuzla eşleştiriyoruz. Sonra solunu çıkartıyoruz. Otomatikman solda sağa eşleşiyor ve kullanmaya başlıyoruz. Eğer herhangi bir kendi aralarında eşleşememe gibi veya telefonla eşleşememe gibi bir durumda olduğunda telefonumuzdan o kulaklığı unutuyoruz. Kulaklıkların ikisine kapalı konumdayken kulaklıkların ikisine birden basılı tutuyoruz. Kulaklıkları resetliyoruz ve yine aynı şekilde ilk önce sağa açıp telefonumuzu eşleştirip sonra sola açıyoruz. Bu kullanım senaryoları haricinde sizin de karşılaştığınız başka ne gibi sorunlar var yorumlar kısmında bunu belirtin. Gerekirse bu videonun ikincisini de çekerim. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.